Bu videoda görmüş olduğunuz y eşittir e üzeri x'in grafiğini inceleyeceğiz ve umarım bu videonun sonunda siz de e sayısının kalkülüsteki en muhteşem kavramlardan biri olduğunu düşüneceksiniz. Şimdi öncelikle bu grafik üzerinde biraz keşfe çıkalım. Bu eğri üzerinde birkaç nokta seçelim ve bu noktalardaki teğetlerin eğimine başka bir deyişle eğrinin bu noktadaki türevlerine bakalım. Mesela y'nin yani e üzeri x'in 1. Dolayısıyla x'in 0 olduğu noktayı inceleyelim. Bu noktadaki teğetin eğimi bakın sanki 1 gibi duruyor değil mi? Biraz ilginç bir sonuç olabilir bu çünkü teğetin eğimi aynı zamanda fonksiyonun o noktadaki değerine eşit oluyor e üzeri x'in 2 olduğu noktada eğimi ne buluruz? Bu sefer başka bir renkle bu noktadaki teğeti çizelim. Evet, bakın, bakın, teğetin eğimi 2 gibi duruyor. Peki, e üzeri x'in 1 bölü 2'ye eşit olduğu noktaya da bir bakalım. 1 bölü 2 aşağı yukarı burada bir yerde bu noktadaki teğeti de çizersek eğiminin 1 bölü 2 gibi gözüktüğünü görebiliriz. E üzeri x'in 5 olduğu duruma bakalım şimdi. Bu noktadaki teğeti çizdiğimizde eğiminin sanki 5'e eşit olduğunu görüyoruz. O zaman e üzeri x eğrisi üzerinde herhangi bir noktadaki teğetin eğimi e üzeri x'in o noktadaki değerine eşit olur diyebilir miyiz? Cevap evet kesinlikle diyebiliriz. Eğer elimizde bir f(x) fonksiyonu varsa ve bu e üzeri x'e eşitse bu fonksiyonun türevinin yine e üzeri x olduğunu söyleyebiliriz başka bir gösterimle e üzeri x'in x'e göre türevini alırsak sonuç yine e üzeri x'e eşit olur. Daha önceki derslerde e'yi tanımlamanın birkaç farklı yolunu öğrenmiştiniz. Bu derste öğrendiğimiz e üzeri x'in türevinin e üzeri x'e eşit olması durumu, e'yi tanımlamanın başka bir yolu olarak kullanılabilir. Bu durumu aynı zamanda buradaki grafikte de açıklarsak, grafikteki eğri üzerindeki herhangi bir noktanın y değeri, o noktadaki teğetin eğimine eşit olur diyebiliriz. Eğer E'nin bu halleri size henüz büyüleyici gelmiyorsa zamanla gelecektir. Başka bir videoda bu anlattıklarımın kanıtını da öğreneceğiz. Görüşmek üzere.